Selamlar millet. Subsistence'ın yeni bölümüne hoş geldiniz kardeşlerim. Kardeşlerim, oyunu öğrendim. Bayağı bir öğrendim. Başka bir kayıtta oynadım. Şimdi size eski kaydıma geri dönüp burada böyle rehber tadında bir bölüm size sunacağım. İlk hocam, bizim burada durmamamız lazım kardeşim, tamam mı? Bizim buradan gitmemiz lazım. O yüzden buradaki her şeyi sökeceğim. Önce seni bir saat kaç olmuş? Sabah olmuş ya. Seni bir söndürelim. Bunların hepsini sökeceğim abi. Delete de sökebiliyoruz. Tamam mı? Buna içindeki hepsini al kardeşim. Tamam, delete'le sök. Bunları söküyorum, parçalarını geri alıyorum. Bir miktarını kurtarıyor yani. Buraya gel. Bize bir sürüşün malzeme. İkincisi, ok yay. Ok yay başlangıç için her şey abi, her şey. Buradan niye gidiyoruz biliyor musunuz? Daha böyle göl var. Gölün yanına kurulacağız. Çünkü gölün etrafında kum var ve kumda malzemeleri seçmek çok daha kolay oluyor. Bak şurası. Ya, buralarda bir yere kurulacağız. Burada şu kumu kullanacağız yani. O yüzden bizim şimdi Northwest'e doğru. Northwest mi lan? Bir de bakalım. Aynen, Northwest'e doğru koşmamız lazım. Şimdi her şeyi aldık. Okya yapabiliyoruz mu? Bunun için fiber lazım. Halat lazım. Fiber. Evet, fiberimiz yok. Ve tabii ki de oyunu bir süre video dışı oynadığım için böyle algıda seçiciliğim bayağı arttı. Fiberleri çatır çatır görüyorum. Diğer şeyleri falan görüyorum. Mesela burada bak, çat diye gördüm mesela. Pat. Pat. Şurada bir tane daha gördüm. Bak şurada bir yerde bir tane daha var. Aslında fiber bayağı bol var oyunda. Yani yok değil. Sadece görmesi çok zordu. Ama işte bu öldük mesela. Niye? Çünkü konuşurken duymadım hayvanın sesini. Sal beni. Sal beni. Kapışmak istemiyorum seninle. Yok, sen beni. Neyse, yapacak bir şey yoktu. Savaşmak zorundaydım. Kanama verme, kanama verme. Neyse, bu varmış. Hemen yaramı sar. Hemen yaramı sar. Şimdi bunu alacağız. Bu da önemli. Ya bu arada çatır çutur avlanıyorum ben aslında. Öbür şeyde. Yani avlanmadan da çok da korkmuyoruz. Üstümüzü başımızı da kirlettik. Şimdi suya dalacağız, temizleneceğiz. Konuşurken şeyi duymadım. Oh, tamam mı? Temizlendim mi aslanım? Güzel. Konuşurken duymadım yani hayvanın sesini. Fark edemedim. İşte video çekerken çok farklı oluyor her şey kardeşlerim. Yani video dışı bir oyunu oynamak gerçekten çok daha iyi oynuyorsun. Çok çok daha. Kat be kat daha iyi oynuyorsun yani. Videoda çünkü bir yandan konuşmaya odaklanıyorsun. İkincisi, konuştuğun için bazen seslere odaklanamıyorsun. Çünkü kendi sesini duyuyorsun o sırada. Böyle bir durum. Bu adam niye koşamıyor? Çünkü bu adamın hiç proteini kalmamış. Evet. Meyve sebze ihtiyacının en güzel yerini yosun kardeşim. Dalıyorsun içeriye. Yosun topluyorsun. Yosunları da bu arada görebiliyorum. Bak şuraya bir yere kurulabilirim. Bak burada bir fiber daha var ama adam hiç koşamıyor ya. Bu adam bitmiş. Ve tabii sandıklar abi, sandıklar. En büyük şey kaynağı sandıklar. Bol bol çivi, bir şey. Onun dışında bir şurada bak, şurada büyük ağaç var. Ya sik, küfür edeceğim şimdi. Ha bak, öldük. Bu sefer öldük işte. Ya yine mermimiz varmış. Ha iyi, bıraktı galiba. Bıraktın mı lan? Bas git. Sir. Sir lan. Ha, iyi gitti. Mermim varmış gerçi ya. Mesela burası çok güzel kurulabilecek bir yer. Oo. Aynen, bakın burada. Şuraya kurulursak dadından yenmez olay olur. Ben size söyleyeyim bak. Hemen şuraya bir tane ahşap kalas. Tamam mı kardeşim? Ahşap temel. Dur, temel. Temel bey. Şöyle bir. Şöyle iki tane temel ürettim. Ondan sonra kamp ateşi üreteceğiz. Gel buraya. Kamp ateşini üret. Tutuşturma kitini üret. Tamam mı? Bunlar okey. Mermi, iyi mermi toplamışız. Bu arada şey, tüfek silahlardan. Kardeşim, bu oyunun kırıldığı nokta. Onu size söyleyeyim. Bu oyunu kırıyor. Yani avlanmak o kadar basitleşiyor. Sadece mermi sıkıntısı oluyor ama avlanmak inanılmaz basitleşiyor. Ve bunun yanında oklayayla avlanıyoruz ama oklayayla avlanmak da yani şey, biraz hani zor. Nişan alması zor. Ondan sonra söyleyeceğim. Ha bir de tabii ki bu. Bunu koyduğun zaman haritaya insanlar gelmeye başlıyor. Şu an hiç insan yok. İnsan dediğim yani yapay zeka insanlar gelmeye başlıyor. Onlar da avcılar yani. Onlar da baya baya zorlular abi. Sınırsız mermileri falan filan var. Yani oyun var ya, baya iyi. Bak baya iyi. Abartmıyorum. Baya iyi oyun. Ben oynadım. İnanılmaz keyif aldım. Şimdi bunu nereye kursam diye düşünüyorum. Şimdi şöyle bir yere kurarsam aslında saldırıyı bunları da kazmayla kazabiliyoruz. Baltayla da kazılabiliyor galiba. Yok. Ha, kazılıyor ama çok uzun sürecektir. Neyse, alayım ben onu oradan da. Önemli olan onu oradan almak şu an, çünkü oraya temel koyacağım. Baltayla bu tabi yani, böyle barları görüyorsunuz da her vurduğunuzda bir bar geliyor. Tamam. Şimdi şunu şöyle yüksek bir yere. Şöyle. Şu yükseklik bence ideal. Tamam. Tamam mı babacığım? Sonra seni de koyalım bunun yanına. Tut oğlum. İnşa mantığı gerçekten güzel bu arada o. Ama tutmuyorsun. Heh, tuttun. Tamam.
Burası bunun üzerine kurulacağız. Şimdi merdiven yapmam lazım buraya çıkmak için. Merdiven içinde ipim yok. Ahşap kalasım yok. Hatta ahşabım da yok. Benim şu anda ahşap toplamam lazım. Oradaki şerefsiz gitti mi acaba? Tabi bu arada ölüyorum açlıktan. Kamp ateşini yaptık mı? Kamp ateşini yaptıysak şurada bir et pişirsek mi ya? Ulan tahtamız da yok ki nasıl pişirelim? Oraya gideceğim, orada da kurt var. En kötü şu kalan 7 mermimi ona boşaltacağım yani. Yapacak bir şey yok gitmemişse. Gitti mi lan? Gitmiş galiba ya. Bu arada grafikleriyle biraz oynadım. Çünkü okuduğum bazı rehberlerde diyordu ki grafikleri bir tık düşürün. O zaman etraftaki işte bu fiberi bilmem neyi falan görmeniz çok daha kolay oluyor. Ben mesela şu an solda bir tane fiberi gördüm. Babadan kaçmaz yani. Tamam mıyız babacığım? Şimdi ahşap merdiven yarım değil, tam. Tam mı yapalım? Yarım mı yapalım? Ne oluyoruz? Dengesiz beslenme tabii. Şimdi sen bana buradan ne vereceksin biliyor musun baba? Sen buradan bana kalas vereceksin. 1, 2, 3 tamam mı? Ya onu da alamadık. Evet, ben öbür tabii oyunda çok fazla geliştiğim için şu anda bana biraz şey geldi. Yani ezik hissettim. Odun yok, bir şey yok falan. Ara kardeşim, güzel. Sadece şu baltamı upgrade edemedim. O baltamı upgrade etmem lazım. Sen bana ahşap kalas ver baba. Tamam mı? Merdivan. Merdivan burada. Merdivana ip lazım. Oğlum ne kadar çok ahşap kalas gerekiyormuş ya. Kardeşim, hala bir tane daha mı yapmam gerekiyor? Vallahi bir tane daha yapmam gerekiyor. Oha be. Mesela arktaki gibi falan şöyle şeyleri arttırma olsa çok güzel olur ya oyunda. Ölüyorum. Ölme. Koçum ölme. Hani vurduğun zaman daha fazla malzeme gelme falan var ya, arttırılabiliyor. Seven Days'te de var. Loot ayarı mesela. Ama bunda yok herhalde bildiğim kadarıyla. Aslında yani solo oynamak için dizayn edilmiş bir oyun değil. Bence değil yani. Ama tabii ki biz her oyunu solo oynarız. Şimdi ahşap kalas bir tane daha üret. Tamam mı baba, artık yeter mi? Ürettin mi? Şunu yapalım bari ya. Tamam, bunu yapacağım abi. Sıkıldım ya. Sen bunu iptal et. Tamam, onu kalasa dönüştürme. Sen bize buradan ip yap. 1, 2, 3. Tamam mı? Artık yapabiliyor musun? Lütfen yapabil. Tamam. İpler gelince yapacak. Ölüyorum. Dengesiz beslenmeden ölüyorum tabii. Ne etim kalmış, ne bir şeyim kalmış. Adam bok içinde. Afi be. Koşamıyor da. Şu üst komut birimi dedim ya. Bunu yaptığın zaman avcılar geliyor ama oyun tabii ki bir sonraki aşamaya geçiyor. Yani böyle teknolojik şeyler açıyor. Şimdi okla, yaylan falan filan geziyoruz ya. Hani böyle işte kamp ateşi falan, baya böyle soba, işte buzdolabı falan, böyle baya teknolojik şeyler açılmaya başlıyor. Çok iyi. Bak çok iyi. İnanılmaz güzel şeyler açılmaya başlıyor. O da hoş der yani, hoş der. Şimdi kardeşim biz kamp ateşini kuracağız. Ateş yakacağız. Üzerimizde odunumuz 8 tane var. Ama ve lakin bizim şeye de ihtiyacımız var. Bitkiye de ihtiyacımız var. Bu bitki işini nereden halledeceğiz? Yosunlardan halledeceğiz. Şimdi sana şuraya şunu koy, tut. Tuttun mu? Güzel. Hop. Tamam. Tamam, bu güzel. Şimdi kamp ateşi nerede? 8, 7, 6. Gel. Kamp ateşini şöyle şuraya koyayım. Bu arada yerlerini değiştirebiliyorsunuz ileride. Çok problem olmuyor yani. Şimdi buradan bir böl, iki böl. Tek bir tane at, tamam mı? Seni şuraya koyacağız. Tutuşturma kitini şuraya koyamıyoruz. Niye? Çünkü o fiber. Fiberi koymaya çalışırsan öyle olur tabii ki de. Bunu buraya koyuyoruz, yakıyoruz. Bu pişiyor. Şimdi bu arada bunu içelim. Tamam mı? Biraz su içtik. Şuradan içeriye bir dalalım. Tamam mı? Hem şunu dolduralım hem de şöyle bir yosun bakalım. İşte yosun spawn olmamış buralarda. Olsa görürdüm yani. Bir daha bir dal. Nefesimizi aldık. Oğlum hiç mi yosun spawn olmadı lan gerçekten de? Buralarda yosun spawn oluyor çünkü. Ben diğer sevimde de buraya bir yere kurmuştum. Ha, dengesiz beslenme. Ben de diyorum ne çabuk nefesi bitti. Vallahi yosun spawn oldu mu? Olacaktır yani. Ha, şu karşıda gördüm bak mesela. Yosun mu yoksa taş mı? Gidince göreceğiz. Bu arada etler yanıyor. Yanınca protein oranı düşüyor. Ama biftek çabuk pişmiyor. O yüzden önce az pişmiş oluyor. Sonra yarı pişmiş oluyor falan. Ha, yosun. Yosun bu arada bayağı kilit. Niye derseniz. Çünkü yosunla ilaçlar da yapıyorsun. Bir tek
Senin meyve sebze ihtiyacın değil. İlaç da yapıyorsun. Burada madenler, istiridyeler var. Bu istiridyelerin ne işe yaradığını henüz bilmiyorum ama muhtemelen craft malzemesi. Toplamak lazım ama şu an toplamayacağım. Çünkü adam dengesiz beslenmeden gidiyor baba. Vallahi gerçekten hiç yosun spawn. Burada 5-6 tane yosun spawn olurdu normalde. Neyse çıkalım şuradan. Şu yosunu bir göm kardeşim. Bunu bir göm, en azından birazcık meyve sebze ihtiyacımızı karşıladı. Yosunla besleniyoruz ya bildiğin. Pişirdin mi aslanım eti? Evet bak gayet de güzel pişmiş. 29 protein verecek bize, bunu ye. Suyumuzu da pişirelim. Güzel. Ne durumdayız? Şurada domuz geziyor. Oğlum ya yürü git ya. Abi çok güçsüzüm ya. Benim şimdi ok yay yapmam lazım abi. Ok yay. Ok yayı da şuradan yapılıyor. Fiber, 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 fiber. Her şey fiber baba. Fiber de fiber. Ok yapabiliyoruz ama gerisini yapamıyoruz. Tohumlar var. Bu arada çiftçilik var. Öbür şeyde başladım ben, çiftçilik yapıyorum. Bayağı iyi yani save'de. Tabi artık onu oynamayacağım. Buradan devam edeceğim. Çok kısa zamanda da muhtemelen orada olduğum hale gelirim. Ve 12 gün kadar oynamışım. Burada şu anda birinci, ikinci gündeyim. Üçüncü gündeyiz değil mi? Üçüncü gündeyiz. Bir 12 gün kadar oynamışım. Bu burada dursun. Bunu söndürdüm şimdi. Suyum ne durumda? Suyum iyi durumda. Şimdi meyve sebze. Yine et. Fiber. Odun. Yani oyun çok farma yatmış. Ama her yerde de hayvan olması beni bir tık üzüyor. Şimdi şöyle bu lake'in, yani şeyin etrafını gezeceğim. Hem yosun bakacağım. Bundan uzak geçmeye çalışıyorum şu anda. Orada geyik var. Ha bir de çiftleşme mevsimi başlıyor. Geyikler falan saçma sapan hareketler yapıyor böyle. Saldırıyorlar, saldırgan oluyorlar. Her sürekli saldırmıyorlar ama normalde hiç saldırmıyorlar. Ara ara böyle saldıracakları tutuyor. İşte ne bileyim, geliyorlar senin evinin dibine bakıyor böyle, evini kokluyor falan, ne oluyor lan diye. Çiftleşme mevsimi diye bir şey var. O da muhtemelen şu an hangi aydayız? Haziran'dayız. Ağustos gibi mi? Eylül, Ekim gibi mi falan? Eylül gibi galiba ya. Öyle başlıyor. Kutular. Her şey abi. Onu da söyleyeyim size. Bak biyo yakıt geldi. Su geldi falan. Bir yerden sonra biyo yakıt da çok kolaylaşıyor. Çünkü... Bas git lan. Kurt mu o? Ay kurt ya. Domuz olsa neyse. Bana saldırır abi. Benim buradan gitmem lazım. Mermimi harcamak istemiyorum. Zor durumda kaldığım zaman kullanmak istiyorum. Bu adam hala mı koşamıyor? Yedin ya proteinini. Geri zekalı. Vallahi koşamıyor. Tıbbi bitkimi alayım. Börtlenme. Patates tohumu. Yaşasın. Hala mı dengesiz beslenme? Nasıl ya? Sana lif vermemiz lazım. Onun için de bitki bulmamız lazım. Değil mi? Hala aç diyor ya herif. Oğlum herif hep aç. Ya aslında çok zorlu bir şey değil. Niye sürekli aç oluyor? Bu harita çok büyük değil aslında. Ölmekten de çok korkmamak lazım. Kutular çok önemli. Bir tane büyük kutu var. O büyük kutu açamıyorsun. Maymuncuk gerekli diyor. Üst komut birimini yerleştirdiğin zaman sana bir tane maymuncuk veriyor. Ve ayrıyetten orada maymuncuk üretiminin kilidini de açmış oluyorsun. Şimdi peki burada ben mermi yapabiliyor muyum? Yapamıyorum. Barut lazım. Peki kaç mermim var? 6 tane mermim var. İş sıkıntıda. Şurası ne? Yokmuş bir şey. Şurada bir tane bitki görüyorum mesela şu anda. Adam koşamadığı için çok büyük sıkıntı ya. Mümkün olduğunca mermiyi harcamamamız lazım çünkü koşamıyoruz. Bu arada kurtlardan koşarak zaten kaçamıyorsun. Havuç musun sen? Havuç. Güzel, havucu aldık. Havucu yesem mi, tohumu çıkarsam? Yedim abi. Niye dersen? Çünkü şu an çok ihtiyacım var ona. Tohumunu çıkarmak çok karlı olabilir. Ama yok. İleride bize lazım olacak tohum çıkarmak. Ama bu adam hiç koşamıyor baba. Bizim ev şurada bak, buradan görüyoruz. Odun her şey. Baltan her şeyin abi. Onu da söyleyeyim. Bak burada görüyor musun? Çok kişinin dikkatini çekmez ama benim çekiyor. Niye? Çünkü çok oynadım. Bir de bu ağaçlar mesela veriyor. Bir de büyük ağaçlar var abi. Daha fazla vurman gereken. Görürsem göstereceğim. Demin bir tane vardı ama dibinde kurt beklediği için gösteremedim. O büyük ağaçları abi. Bak karşıdaki fiberleri görüyor musunuz? O büyük ağaçları abi daha fazla odun veriyor sana. Ve en önemlisi sana bir tane ağaç kurdu veriyor abi.
O ağaç kurduyla da balık tutabiliyorsun. 6 tane biber. Obo. Oğlum biraz sonra ok yapacağım ve sizi yiyeceğim. Biliyorsunuz değil mi tavuklar? Oyunun şöyle bir yanı var. Çok fazla ne derler? Çok fazla şey istiyor. Çok fazla kaynak istiyor abi. Bak kurt var orada. Şu fibere gidersem o kurt beni yer. Yani her şeyi çok fazla istiyor. Mesela ok yapacak çividen yapılıyor. 2 tane okla. 2 tane çiviyle bir tane ok yapıyor. Hop domates mi bu? Çilek. Ye. Tamam artık dengesiz beslenmeyeyim ya. Ne durumdayız? Kaç tane odunum var? Odunum 16 tane var. Fiberim az. Biyoyakıtım var bir tane. Bu çok iyi. Bununla tutuşturma kiti yapacağız. Halatım var. Falan filan. Bak fiber görüyor musunuz? Bir de bu kumda çok daha rahat belli oluyor işte. O yüzden bu kumda yapmak gayet iyi. Böyle bütün şeyin etrafını dolanıp bak şimdi. Şuradan bizim ev şuraya kurduk. Bak burada zaten belli de oluyor. Buradan böyle buraya kadar geldik. Bütün lake'in etrafını yani gölün etrafını böyle dolandığın zaman bayağı bir malzeme elde etmiş oluyorsun. Özellikle kutular. Ve bir yerden sonra mesela şuna kutu mutu çok az çıkıyor ya. Bir yerden sonra bir çık kutu atmaya başlıyor. Yani bariz farkı görüyorsun. Bayağı artıyor. O da malzeme bol oluyor. Çünkü hele ki şeyi attıktan sonra üst komut birimini attıktan sonra sana birazcık daha fazla malzeme vermeye başlıyor oyun. Onu fark ediyorsun. Çünkü artık hani avcılar var abi. Avcılar bayağı tehlikeli. Avcılara karşı da sınırsız mermileri olan herifler mesela çıplak varsa elinde şey oluyor genelde pistoli oluyor. Ama daha böyle üzerine kıyafet zırh mırh bir şeyler yapmışsa onlar tehlikeli pompaları ve av tüfekleri falan oluyor. Ve işin en kötü yanı mermileri sınırsız baba heriflerin. Sınırsız yani boyuna sıkıyorlar sana. Aha büyük ağaç bu bak. Bunun son vuruşunda sana bir tane kurtçuk veriyor ağaç kurtçu. Ona da balık tutabiliyorsun. Şimdi vuruyorum. O arada da buna vururken de bir kahve içeyim. Bak sol alta bakın odun aldın odun aldın diyor ya. En son bir tane ağaç kurdu direkt. Ve bitti gördün mü ağaç kurdunu aldı. Bu kadar. O ağaç kurdu çok iyi abi. Ama balık tutarsın misine yaparsın. Ama balık tuzağının içine koyuyorsun. Her türlü iyi yani. Ve su kenarlarının şöyle bir durumu var. Su kenarlarına hayvanlar su içmeye iniyor şeklinde programlamışlar galiba. Biraz bela açıkçası. Şimdi şunu yapabiliyoruz mu artık? Hala mı yapamıyorum? Hala mı fiber yok? Fiber var da yani halat yok. 1, 2, 3. Tamam bundan sonra yapacağız muhtemelen. Dediğim gibi OBS'te problemler var. Sürekli takılıyor. Benim bilgisayarımdan kaynaklandığını zannediyordum ama meğersem OBS'denmiş. Araştırdım. OBS boka sarmış arkadaşlar. Şimdi yeni bir tane güncelleme gelmiş. Onu düzelttiklerini söylüyorlar ama ben güvenemiyorum. Videolarım patlıyor. Zaten kısıtlı zamanımda video çekiyorum. O yüzden de ben de Nvidia'nın Shadow Play'inden şu an çekiyorum. Onda da abi işin sıkıntılı kısmı durduramıyorsun videoyu. İşin duraksama yapmadığın zaman da işin kurgu kısmına geçtiğim zaman, edit kısmına geçtiğim zaman videoyu editlerken daha fazla zaman harcıyorum. Bu da beni rahatsız ediyor. Yani kardeşim niye her şey üst üste geliyor? Zaten günde 10 saat çalışıyoruz. Dışarıdayız yani. Her zaman eve de gelemiyorum bu arada mesela. O gün gittiğim yerde konaklamam gerekiyor. Çalıştığım yerde farklı farklı yerlere, otellere gidiyoruz ya. O zaman video çekemiyorum. Ama yine mümkün olduğunca haftada böyle 2, 3, 4 videoya kadar atmayı planlıyorum. Her gün atamam muhtemelen. Yani hiç onun sözünü vermeyeyim şimdi, anlatabildim mi? Veremeyeceğim sözleri, tutamayacağım sözleri vermeyelim. Ama haftada 3 falan atarım gibime geliyor. Bilmiyorum bakalım yani. Ya ben kışın da zaten haftada 4 bazen 5 atıyordum. Kışın daha az çalışıyordum çünkü. Bu arada videoları da beğenmeyi unutmayın kardeşlerim. Abone olmayı da unutmayın. Beğeniler bayağı bir düşmüş. Muhtemelen algoritmadan düştüğümüz için. Şimdi şurada bir tane ayı var mesela. O ayı bizi ne yapar? Yer. Havada ne bozdu be arkadaş. Ayıyı bu arada pistolle... kurtmuş o. Kaç canım var? 85. Bunu öldürürüz de. Öldürmeyeceğim. Şimdi dediğim gibi mermimi saklamam lazım çünkü koşamıyorum. Bir an önce eve varıp şu turu bitirip eve varıp bir şeyler yesek hiç fena olmayacak. Pişirip. O işte bu protein bar ve elma. Bak ilaç gibi geldi şu anda. Şu anda bayağı bir doymuştur herifin karnı. Güzel. İkisini de gömdüm orada, acımadım yani. Aa burada da çileğimiz varmış. Bunu da yiyelim. 6 tane şeyimiz oldu mu? O zaman şu arada hop bunu da bir üretelim. Tamam mı? Okum 2 tane varmış. Biraz ok üreteyim ben. Ok 1, 2, 3, 4. Tamam. 6 tane de okum geldi. Çiçek gibi olacağız. Çiçek. Ha bak şu kutular dedim ya her şey ya. Bak gördün mü kutudan çıkan şeyi? Direkt ihtiyacım olan şey eve gitsek de yemek yesek dediğim anda kutu geldi abi. Lan aç şunu. Güzel. Börtleni de yiyelim. Meyve sebze ihtiyacımızı bayağı bir hallettik. Protein ihtiyacımız da en kötü balık tutarız. Şimdi okumuz yayımız da geldi. Avlanabiliriz artık. Böyle küçük tavşandır. Tavuktur. Bu arada tuzak da kuracağız. Evin yakınlarına şey tuzağı kuracağız abi. Hayvan tuzağı kuracağız. Ver lan. Hop bir böğürtlen daha aldım.
meyve sebzenin dibine vurdum. Artık dengesiz beslenme demezsin. Birazcık düşük proteinli beslenmeden bir şey olmaz. Uzun süreli kötüdür de kısa süreli düşük proteinden bir şey olmaz. Ben bu konularda biraz bilgiliyimdir kardeşlerim gerçek hayatta. Hop, gördünüz mü nasıl fiberi gördüm? İşte. İşte buna algıda seçicilik denir. Yani bir yerden sonra baya baya rahat görebiliyorsunuz. Gözleriniz alışıyor yani. Oo, şurası var ya, geçen oyunda benim şey video dışı oynadığım oyunda tam şurada bir tane avcı base kurmuş abi, tam şuraya. Avcılar böyle base falan kuruyor. Buradan geçirtmiyor beni herif. O kadar da gelişmiş ki kocaman base kurmuş abi. Elinde her türlü silah, ekipmanı var. Mermileri zaten sınırsız onların. Yani hep böyle suyun içinden şuradan yüzerek geçiyordum anasını satayım. Abicim hala mı dengesiz beslenme? Kardeşim sen de yani. Mesela kırmızı kalp simgesi var ya sağ altta. Orada. Aha, ayı. Aha. Tavuk gel bakayım, dur. Sen duracaksın. Yorulacaksın, duracaksın. Ben de seni. Bu arada ok kullanmak çok zor. Onu da söyleyeyim. Ama kaybettim hayvanı ya. Neyse, yolumuza gidelim. O ayıdan uzak geçmemiz lazım. Suya dalacağız o yüzden. Bazen de ne oluyor biliyor musunuz? Ayının dibine iki tane sandık falan çıkıyor abi. Haydi diyorsun. Mesela av tüfeğim falan var ama şeyim yok. Elimde. Ah, söyleyeceğim. Mermim yok. Çünkü mermi hep sıkıntı ya oyunda. Şimdi tezgah mezgah yapıp belki mermi kovanı falan üretebilme gibi, barut üretebilme gibi durumlar olabilir. Çünkü öyle bir şey var. Tezgah var. Ama ben daha onu üretmedim. Daha o aşamaya gelemedim. O aşamaya gelemeden dedim ki hani oyun sarıyorsa videosunu ben çekerim. Sarıp sarmadığını öğrenmek için yaptım. Allah, gene kaçırdım konuşurken. Dur lan. Sabit dur. Bak ayıya kaçıyor. Bak, şerefsizi görüyor musun? Bak, ayıya doğru kaçıyor. Sardı beni. Bayağı bir sardı. O yüzden de dedim ki hani videosunu çekeriz artık. Tamam. Bu okey dedim. Bu oyun okey. Çok izlemiyorsunuz. Biliyorum. Ama yani hep de Seven Days to Die oynayamam arkadaşlar. Çok bunaldım yani Seven Days to Die'dan. Bahtsız Bedevi'nin artık yani birazcık şeyi de bitiyor. Artık içerik bulamıyorum Bahtsız Bedevi'ye çekecek. Yani ne yapabilirim düşünüyorum. Artık baya baya yani bitti gibi düşünün. Ama yani başka oyunları da oynamamız lazım. Hep Seven Days to Die. Bir kardeşim bana yorum yapmış. Biraz önce okudum hatta. Diyor ki abi diyor, yeni güncelleme ne zaman? Hep sana soruyorum. Kusura bakma. Çünkü Seven Days to Die'in Türkiye şeyi sensin diye. Türkiye ayağı sensin yazmış bana. Teşekkür ederim. Aslında ben Seven Days to Die'i bundan 2 sene, 1,5 sene önce ilk çekmeye başladığımda ben Seven Days to Die çekmiyordum. Minecraft çekiyordum bu kanala. Başka Ark falan çekiyordum. Seven Days to Die'i çok seviyordum. Ama Seven Days to Die Türkiye'de hiç bilinmiyordu abi. Hiç kimse bilmiyordu. Dedim ki ben, bana ne lan, ben Seven Days to Die çekeceğim. Çeken belki bir tane iki tane böyle YouTuber vardı. Onlarda da izlenmiyordu yani. Oo, ayıcık merhaba. Ben dedim ki çekeceğim abi. Sürekli çekeceğim. Ve ayıcık nasılsın? Şu mermileri alıp gideceğim ben. Tamam mı? Beni görmedin sen. Hop, mermileri aldım. Cukkaladım. Çekeceğim dedim, tamam mı? Yani çünkü bu dünyada oynanıyor ve popüler, izlemesi de keyifli bir oyun Seven Days to Die, ama Türkiye'de insanlar izlemiyorlar ya. Oyunun ismi de Seven Days to Die abi, çok uzun ya mesela, anladın mı? Hani böyle marka çalışması olarak düşününce kötü yani. O sebepten yani ben dedim bana ne, hem ben bu oyunu oynamayı seviyorum hem de bence izlemesi de keyifli, ben çekeceğim abi dedim. Çektim nitekim, tabii ben küçük YouTuber'ım, o ayrı da yani çektim nitekim. Ah, kardeşim bana dedi ya, sen dedi Türkiye ayağı sensin deyince, aha dedim ya, işte bu böyle yorumlar gerçekten bak, inanılmaz ya. Ya bu kadar motive edici bir şey olamaz. Ben zaten onu istiyordum. Türkiye'de Seven Days to Die deyince hani ben geleyim akla istiyordum. Ve bunu hani yavaş yavaş ilk adımları oluşuyormuş gibi hissediyorum. Bu beni çok mutlu ediyor. Seven Days to Die tabii ki çekeceğiz. Ama hani her gün her gün her video her video. O zor. İçerik tükenir. Biraz böyle mola vereceğiz. Biraz dinleneceğiz. Başka oyunlar oynayacağız. Ondan sonra tekrardan tabii ki de döneceğiz. Şimdi mesela Alpha 21'i bekliyoruz. Alpha 21'de yani yepyeni bir sürü Seven Days to Die içeriği gelecek. Bu arada seni ben öldüreceğim ya. Gel buraya. Gel. Seni öldüreceğim çünkü evimin dibine geldim. Sen hem evimin dibindesin hem de bana et lazım. Güzel. Ne diyordum ya? Yıkadım ellerimi, tamam mı? Tamamız. Ha, çık oğlum. Çık çık. Bir şey diyordum, unuttum. Seven Days to Die içerik bitti falan diyordum. Dur hatırlayacağım. Ha, Alpha 21'de bir sürü bir içerik bombardımanı olacak dedim. Bundan sonra ne dedim? Hatırlayacağım. İnşallah hatırlayacağım. Ha, Alpha 21 ne zaman çıkacak diye sormuşlar. Dedim, ha, o kardeşim işte. Ona da cevap verdim. Yani belli değil, söylemiyorlar abi, ama
Bence Temmuz'da çıkar. Ona da cevabı vermiştim zaten mesajdan. Gel lan buraya. L el feneri diyor. Değilmiş. Seni ben... Bakın şimdi ok ne kadar zor kullanılıyor. Yaklaşıyorum. Zor kullanıyor deyip de şak diye vurmam. Ama zor gerçekten. Bu arada bu hayvan canlı. İleride kümes yapıp bu hayvanı bunun içine koyup bunu evcilleştirebiliyorsunuz. Ama şimdi bunu öldüreceğim. Öldürdüm. Ve doğrayacağım. Etini de alacağım. Çünkü gece oldu. Şimdi yaz ayında olduğumuz için gece çok üşümeyebiliriz. Üşüyebiliriz. Bilmiyorum. Ama her türlü zaten bu ateşi yakacağız. Böyle bir çömelim. Buradan hemen bir tutuşturma kiti önce. Önce tutuşturma kitini üretiyoruz. Peki sandık üretebiliyor muyum? Şu anda ilk işim sandık üretmek olmalı bence. Sandık için kalasa ihtiyacım var. Ağaç kesmedim değil mi ben? Çok az ağaç kestim. Kalas. Aa, yo ağacım var tamam. Kalas. 3 tane kalas üreteceğiz. Böyle sayılı yapmamız lazım. Ben basalım falan filan yok. 1, 2, 3 tane kalası ürettim. Onun dışında ip lazım. 3 tane halat lazım. Halatta patlayacağız bence. Bana öyle geliyor. 1, 2, yok. Evet bir tane fiber lazım. Uf zifirde karanlık oldu ha. Şimdi kardeş şunu bir böl. Şunu bir böl. Şunu bir böl. Şunu bir böl. Bunları bir at buraya bir yakıt olarak tamam mı? Bunu da at. Tutuşturma kiti. Bunu da buraya yakma diye atıyoruz. Ateşi yaktık. Şimdi şunu pişir. Tamam mı? Bunu da pişir. Bu yağlarla biyoyakıt üretiyoruz ileride. Soba yapmamız lazım onun için. Çok iyi oluyor. Şu biyoyakıt var ya. Şunu. Bununla üretiyoruz. Çok da hoş oluyor. Çok da güzel oluyor. Ağaç kurduğumuzda da aslında şunu misina yapabilirim. Onun için de halat lazım. Baba fiber beni yiyorsun ha. Bana şu anda bol bol fiber lazım. Bol bol fiber. Bu kadar fiberi yine aynı şekilde böyle etrafından bir turu döneceğiz. Çünkü spawn oluyorlar bu arada. Hani mesela hem fiberler spawn oluyor hem sandıklar spawn oluyor. Çantalar falan spawn oluyor. Her şey tekrardan spawn oluyor abi. Ondan yana sorununuz olmasın. Bu ağaç kurdu ölüyor mu onu bilmiyorum. Artı 4 de protein veriyormuş. Ölüyordur mantıken ölmesi lazım. Çünkü oyunda her şey ölüyor. Bunlar çürüyor, bunlar yanıyor. Her şey ölüyor abi. Suyu da bir tur içelim. Tamam mı? Hemen şunu da bir yiyelim. Onlar pişene kadar da suyumuzu dolduralım. Oo hava 1 derece. Havalar soğuk şu anda. Üşür bu adam. Daha abi Haziran'da da üşüyorsun. Ağustos'ta falan üşümüyor. Kıyafet yapınca zaten bayağı bir rahatlıyorsun. Şöyle bir gel. Hem ısın burada. Bak mesela kıyafetler var. Mesela bu pantolon ya. Bu pantolon ince pantolon. Bu ince pantolonun üzerine bir şeyler ekleyip şunları ekleyip şu malzemelerle kalın pantolon. Onun da üzerine bunları ekleyip daha da kalın pantolon yapıyorsun. Ya baksanıza kaska falan böyle çelik yeleğe kadar da gidiyor yani. Bayağı o durumda iyi. Sizi bir alayım şöyle. Tamam mı? Suyumu koyayım. Protein ihtiyacımız bayağı fazla var. Bakın burada doluyor. Oo, bak şimdi artık şundan dolayı staminam daha hızlı dolmaya başlayacak. Şu kırmızı benim şu staminamın hızlı dolmasını sebebiyet verecek. Oo, şunu da yedik. Tertemiz. Suyumuz da arınsın. Bak burada da suyum varmış benim. Güzel. Mermileri şöyle koyayım. Şu an mermi yapabiliyorsam yapayım. Evet 1, 2, 3. 3 tane de mermi yaptım. Güzel. Mermi kovanı ve şeyden yapılıyor. Mesela 2 tane mermi kovanından 4 tane baruttan 9 mm yapıyorsun. Ama gel gelelim mesela tüfek mermisi 4 taneden yapılıyor abi. 10 barut 4 tane şey. Ama tüfek böyle bir koydu mu oturtuyor yani. Mesela tüfeği yapıp bir tane upgrade attığımızda demin 7 mermi harcadığım hayvan var ya 85 canlı hayvan. Ona tek atıyorum abi. Ama upgrade yapmadan. Upgrade yapmazsan tek atamazsın. 2 atarsın. Güzel burada da üzerimizde şey var. Şimdi bizim fibere bol bol fibere çok ihtiyacımız var. Bir sandık yapıp en azından şu üstümüzdeki pisliği falan boşaltmamız lazım. Çok acelesi de yok. Bunun etrafını da kapatmak lazım tabii. Çünkü hayvanları buradan doğru gelebiliyorlar. Yapacağız bakalım. Bu burada yanlış olmuş da olabilir bu arada. Çünkü bunun kapısını tam ortaya koyarsak evet olabilir bilmiyorum. Evet kardeşlerim böyle bir bölüm olsun bu rehber tadında daha da devam edecek. Ben birkaç bölüm daha çekeceğim bunu. Çok izlemiyorsunuz ama şu aralar bunu çekebiliyorum. Ve ben de seviyorum. Ben zevk alıyorum arkadaşlar. Yani birazcık hak şey verin. Şans verin. Biraz birkaç bölüm sonra muhtemelen bu üst komut birimini yerleştirdiğimizde oyun baya baya ve ileri seviyelere gidecek. İsterseniz YouTube'dan başka videolara da bakabilirsiniz. Oyun güzel. Baya güzel. Ama Türkçe içerik biraz zor. Birkaç tane YouTuber da var Türk olarak. Yabancılar da bayağı bir var. Oradan da bakabilirsiniz. Videoyu da beğendiyseniz like butonuna basın kardeşlerim. Yorumlarınızı da bekliyorum. Hem Seven Days to Die hakkında hem bu oyun hakkında hem hayat hakkında. Hiç fark etmez. Sadece seçim yazmayın. Seçimle ilgili bir şey yazmayın. Çünkü artık içim dışım seçim oldu. En azından YouTube kanalımda seçimle ilgili bir şeyler konuşmayalım yorumlarda. Bütün iş yerinde sürekli seçim konuşuyor. Hayatımızın gündemi tabii ki konuşmak zorundayız. Ama en azından YouTube kanalında bunu konuşmayalım. Bu bir oyun YouTube kanalı. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın efendim. Bay bay.